Öldüğümüz zaman amel defterinin kapanıp kapanmaması konusunda ne dersiniz? Şey demem, ayet-i kerime okurum size. Yasin suresini ilk sayfasını açalım. ...439. sayfa. Son ayet, sayfanın son ayet, 12. ayet. Yasin 12, 36. sure, 12. ayet. İnna nahnu nuhyil mevte. Şu ölülere tekrar can verecek olan biz. Ve nektubu ve yazarız. Ma kaddemu, önce yaptıkları, yani hayattayken yaptıkları. Yani ölmüş kişinin hayattayken yaptığı nedir? Ölmeden önce yaptığıdır yani. Önce yaptığı. Başka? Ve âthârahum, ve eserlerini yazarız. Eserler hangisi? Öldükten sonrası değil mi? Değil mi? Önce ölmeden önce yaptıklarını da eserlerinde yazarız diyor, değil mi ayet-i kerime? Peygamberimizin hadisi şerifi de zaten bunu açıklıyor. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İzâ mâtel insânun kata'a ameluhu. İnsan öldüğü zaman artık işi biter. Yani çalışması kesilir. Artık çalışma biter, yani öldüğünde ne yapacaksın? İlla min selâsin, üç kişi hariç eser bırakan bunlar. Sadakatin cariye, devam eden bir sadaka. Bir iyilik yapmışsınız, ondan insanlar istifade ediyor. Onun sevabı size gelmeye devam ediyor. Çünkü sizin işiniz, sizin eseriniz. Evveledin salihin yed'u lehu, kendine dua eden iyi bir evlat. O da kimin eseri? O da bizim eserimiz değil mi? Ev ilmin yöntefe'u bihi, ya da ondan yararlanılan bir bilgi. Bir bilgi üretmişsiniz. Çünkü insanlar bu şeyler, tabiattaki bütün maddeler ham madde. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de, bazı ayetler bize bilgileri açıkça verir ama çoğu ayetler, ayetler arası ilişkileri ortaya koyarak ilim elde etmemizi sağlar. İşte ayetler arası ilişkileri ortaya koymak çok ciddi, çok zor, çok zahmetli bir iştir. Onu yapıp bir bilgi ürettin, ya da tabiatta çok çalışma yaptınız, diğer bilimlerden insanların yararlanacağı bilgiler ürettiniz. İlla Kur'an'dan olması gerekmez, çünkü tabiattaki bunların her şeyi de Allah'ın ayetidir. Oradan da bir bilgi üretin, insanlar faydalandı. O da nedir? Sizin eserinizdir. Şimdi ayet açık değil mi? Ölmeden önce yaptıkları ve bıraktıkları eserler. Onları da ne yaparız diyor? Yazarız. Onlar da deftere geçer. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Her şeyi açıkça ortaya koyan ana kitapta toplamışızdır. Şimdi şeylerde de, hesaplarda da şey, defteri kebir mi diyordunuz? Ne diyor? Bugün hangisini kullanıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Gene defteri kebir diyorsunuz. De büyük defter. Bu da ana defterde toplayacağız diyor hepsi. Kötülüğü de tabii canım. Biz iyi tarafını açıklıyoruz. Kötü bir hadisi şerif var, doğru. Men senne, hatırlar mısınız? Men senne sünneten haseneten, hatta ayet-i kerime de vardı galiba ya. Men yeş ve şefaaten hasenet. Yok, o biraz daha şey, bu hadis biraz daha detaylı ki. Hem o ayeti için alıyor, hem bu ayeti için alıyor. Peygamberimizin bu hadisi. Kim diyor güzel bir yol açar, insanlar da o yola girerse, onun sevabı ve ondan sonra o yola girenlerin sevabı bu kişiye ait olur diyor. Ve öbürlerinin sevabından da bir şey eksilmez. Çünkü bu yolu açmıştır. O devam eder. Kim de kötü bir yol açarsa, onun günahı
Ve ondan sonra o kötülüğü işleyenlerin günahı da buna gelir. O kötülüğü işleyen günahlarından da bir şey eksilmez. İyi hatırlattı Hacı Bey, sağ ol. Şimdi bize sorulduğu zaman kötü taraf hiç aklımıza gelmiyor. Hep iyi taraflar aklımıza geliyor.